Merhabalar, Nessus ürününde 9026 versiyonu ile beraber istatistiksel proses kontrol ve istatistiksel proses kontrol grafiklerinin raporlanabilmesi desteği getirilmiştir. İstatistiksel proses kontrol desteği Nessus 3 Enterprise ve Nessus Wings Enterprise ürünlerinde aktif hale gelmektedir. Öncelikle istatistiksel proses kontrolün ne anlama geldiğini özetlemeye çalışırsak, Normalde Nessus ürününde alışkın olduğumuz kalite kontrolden biraz daha farklı olarak istatistiksel proses kontrol, süreçlerin kontrol edilmesi ve oluşacak hataların ortaya çıkmadan önce belirlenebilmesi amacıyla kullanılan bir uygulamadır. Örneğin kalite kontrol uygulamasında giriş kalite kontrolde veya üretilen ürünün çıkmadan önceki çıkış kalite kontrol aşamasında belirli spesifikasyonlara uyup uymadığı kontrol edilir ve bu spesifikasyonlar dışında ise ilgili ürünler reddedilir. Ancak proses kontrol uygulamasında ürün ortaya çıkmadan önce süreç devam ederken bir sorunun olup olmadığı veya ileride bir sorunun olup, olup olmayacağı tahmin edilmeye çalışılır ve sorun olmadan önce bununla ilgili raporlar alınıp sorun oluşmadan önce engellenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kalite kontrol modülünün altında proses kontrol tanımları, proses kontrol girişi, kontrol grafiği izleme gibi menüler eklenmiştir. Proses kontrol tanımları ekranında proses kontrol girişinin yapılacağı işlemlerle ilgili grup kodu eşleştirmeleri yapılmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki proses kontrol tanımları ve girişi herhangi bir belge bağlantısı olmadan makina, kaynak, istasyon veya fabrika bazında yapılabilir. Yani proses kontrol girişi yapabilmek için bir iş emrine ya da bir satın alma belgesine ihtiyacınız yoktur. Burada proses kontrol tanımları ekranında da göreceğiniz gibi tanım tipleri arasında istasyon, makina, kaynak ve genel, genelden kastımız fabrika gibi tipler bulunmaktadır. Örneğin aşağıdaki istasyon iç için yapılmış bir tanımı tıklarsak burada bu istasyon için yapılacak ölçümlerin hangi grup içerisinden yapılacağı belirtilmektedir. Bu grup kodu kalite kontrol kayıtları altındaki grup tanımlama ekranının aynısıdır. Ve burada ölçüm sıklığı ve ölçüm başlangıç tarihi bilgileri seçilebilir. Eğer proses kontrol ölçümleri otomatik olarak getirilsin seçtiğini işaretlerseniz, Ölçüm sıklığı ve ölçüm başlangıç tarihi alanını doldurmanız zorunludur. Bu şu anlama gelmektedir. Biraz sonra göstereceğim proses kontrol girişi ekranında belirleyeceğiniz ölçüm sıklığına ve ölçüm başlangıç tarihine göre otomatik olarak ölçüm kayıtlarının önünüze dökülmesini sağlar. Örneğin burada istasyon için, istasyon 3 için ölçüm sıklığı 1 ve ölçüm başlangıç tarihi 01.01.2019 olarak girilmiş. Proses kontrol girişi ekranına geldiğimizde istasyon 3 için ilgili ölçümleri girebiliriz. Örnek vermek açısından istasyon 3'ü seçtim burada. İstasyon 3'ü seçtiğimde gördüğünüz gibi bir sürü bekleyen kayıt geldi. Proses kontrol no kısmında bekleyen kayıt yazıyor. Bunlar ben proses kontrol tanımlarında günlük ölçüm sıklığı girdiğim için önüme gelen kayıtlar aslında. Bunların hepsi bekleyen kayıt ve benim tarafımdan daha önceden girilmemiş kayıtlar. Bu şekilde ölçüm sıklığı vererek otomatik olarak ölçüm kayıtlarına gidebilirsiniz. Yine proses kontrol girişi ekranında herhangi bir kaydı girmek istediğimizde ya da herhangi bir yeni kayıt girmek istediğimizde örneğin. Buradan grup kodu vererek giriş yapabiliriz. Personel kodunu verdikten sonra. burada otomatikman ölçüm kayıtları karşıma çıkacak. Bu grupla ilgili nem ve sıcaklık ölçümü varmış örneğin. ölçümlere yukarıdaki grid üzerinden girebileceğim gibi bu şekilde. benzer şekilde grid üzerinden de şuradan giriş yapabilirim. Giriş yaptığım ölçüme çift tıkladığımda bu ölçümle ilgili proses kontrol grafiği alt bölümde çizilecektir. Ve bu proses kontrol grafiğinde Göreceğiniz gibi prosesin kontrol altında olup olmadığı yukarıdaki bölümden takip edilebilir. Bunların her biri daha önce girdiğim proses kontrol girişlerinin değerleridir aslında. Proses kontrol kayıtları girilirken girilen ölçümün numerik veya alfa olmasına göre seçil çizilecek, Kontrol grafiği, istatistiksel kontrol grafiği otomatik olarak program tarafından belirlenmektedir. Burada örneğin X-bar chart ve I-chart grafikler çizilmiştir. Farklı kondisyonlarda, nümerik veya alfanümerik e, ölçümlere göre farklı farklı istatistiksel kontrol grafikleri çizilmektedir. Bunlarla ilgili detaylı açıklamalar e, önümüzdeki zamanlarda yazılacak e, dokümanda da belirtilecektir. Oradan inceleyebilirsiniz. Bu şekilde prosesin kontrol altında olup olmadığı bu grafikler altından incelenebilir. Prosesin kontrol altında olup olmadığı ile ilgili kontrolleri belirleyebilmek için yine kalite kontrol parametreleri altında kontrol grafikleri sekmesinde kontrol grafiği kurallarının içinden seçim yapılabilir. Burada gördüğünüz gibi 3 6 8 tane farklı e, kural bulunmaktadır. Bu kuralların arasından seçim yapılarak şu ekranda göreceğiniz proses kontrolü altında değilin ne zamanlarda size gösterileceği belirtilebilir. E, örneğin alt veya üst kontrol limitlerinin dışında bir veya daha fazla nokta olması varsayılan olarak seçili gelmektedir. Yani bu ekranda e, Gördüğünüz gibi şurada üst kontrol limiti ve alt kontrol limiti var. Bu kontrol limitlerinin dışında herhangi bir nokta çıktığı anda otomatik olarak proses kontrol altında değil şeklinde belirtilecektir. Ancak bunun dışında daha farklı yöntemlerle de bu prosesin kontrol altında olup olmadığını buradaki parametreleri seçerek belirleyebilirsiniz. Öte yandan yine proses kontrol dışına çıktığında otomatik olarak bakım talebi açılsın seçeneğini işaretleyerek makine veya kaynak için yaptığınız proses kontrol girişlerinde kontrolün dışına çıktığı anda otomatik olarak nessise bir bakım talebi açılmasını sağlayabilirsiniz. Yine bu kapsamda inceleyebileceğimiz konulara bakarsak, parametrelerden bahsettik. Proses kontrol tanımlarından bahsettik. Proses kontrol girişinden bahsettik. Burada bahsetmediğimiz tek nokta kaldı. Proses kontrol girişi sadece istasyon, makine, kaynak veya fabrika bazında yapılmak zorunda değil. İsterseniz üretim akış kaydı ekranı üzerinden operasyonlar için de proses kontrol girişi yapabilirsiniz. Bunu yapabilmek için üretim akış kaydı ekranında, şu şekilde örneğin bir üretim akış kaydı girerken o ölçüm bilgisi kısmında operasyon ölçümlerini seçerseniz operasyon ölçümleri kısmında aynı şekilde giriş yaparak bu operasyonların istatistiksel kontrol grafiklerini çizdirebilir ve bunları raporlayabilirsiniz. üretim akış kaydı sırasında proses kontrol girişi yapabilmek için bu ilgili şeyle ilgili üretim akış parametreleri ekranında üretim akış kaydında kalite kontrol girişi yapılabilirsin parametresinin işaretli olması gerekmektedir. Bu şekilde üretim akış kaydı sırasında da operasyon bazında proses kontrol girişi yapabilirsiniz. teşekkürler.